vesaire. Bu ameliyattan önceki durum. O halden bu hale gelebiliyor. Toplum içine çıkabiliyor. Kendi işini gücünü yapabiliyor. Kilo alıyor. Ve normale dönüyor yani. Önemli tedavinin Türkiye'deki az sayıdaki uzmanından biri olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tanju Uçar, beyin pili uygulamasıyla dünyaya adını duyuruyor. Tekrar kapıya doğru dönebilir. Tıbbi adıyla derin beyin uyarımı ya da yaygın olarak beyin pili diye bilinen yöntem, beynin belirli bölgelerine elektriksel uyarılar gönderilmesiyle bazı nörolojik hastalıkların tedavi edilmesi olarak biliniyor. Beyin pili dünyada da 20-30 yıldır kullanıma giren, daha çok yüksek teknolojiyle birlikte çalışan bir tedavi yöntemi. Ülkemizde de kullanım alanı giderek son 10 yılda artarak, sıklığı artarak kullanılan bir tedavi yöntemi. Yaygın olarak gerek ülkemizde gerek dünyada başlıca kullanım alanı Parkinson hastalığı. Her geçen gün gelişen yeni ve devrimsel tedavi, gelecekte de obezite ve bugün tedavi edilemeyen Alzheimer, epilepsi gibi birçok hastalığa derman olmayı da vaat ediyor. Psikiyatrik rahatsızlıklarda, bizim obsesif kompulsif rahatsızlıklar dediğimiz ağır rahatsızlıklarda, hatta bazı çok yeni çalışmalarda işte Alzheimer hastalığında, obezite gibi konularda da kullanım alanı olan bir işlem. Profesör Uçar yöntemin gerçekleştiği ameliyatın detaylarını anlattı. Tabii beyin pili dediğimiz işlemde beynin içine pil koymuyoruz. Pil değil beynin içine konulan şey. Beynin içine çok ince milimetrik kalınlıklarda elektrotlar yerleştiriyoruz. Az önce sözünü ettiğim rahatsızlıklarda sorumlu olan beynin bazı bölgeleri var. Uzun bir hazırlık dönemi var. Hastalarımızın çok iyi seçilmesi lazım. İyi bir elemeden geçtikten sonra uygun hastalarımızı ameliyat ediyoruz. Türkiye'de sadece 10 merkezde yapılabilen bu uygulama bugüne kadar tedavisi olmayan birçok nörolojik hastalığa çare oldu.